Herkese merhaba dostlar. Yeni bir gün, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün bitkiyle ilgili bir video çekmeyeceğim. Bugün vatozlarımda beyaz benek var maalesef. Onunla uğraşıyoruz birkaç gündür. Bununla ilgili bir yöntem buldum. Daha doğrusu YouTube'da izledim. Bir arkadaş paylaşmış. Onu izledim. Ama nasıl yapılacağını göstermemiş. Onun nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. Öncelikle beyaz benek nasıl oluşuyor? Genellikle vatozlarda ısı değişiminden veya mikrop kapmasından oluşuyor. Beyaz benek oluşunca ne yapıyoruz? Standart herkesin uyguladığı ısıyı yükseltiyoruz. 30-31 derecelere yükseltiyoruz. İçine metilen mavi satıyoruz bolca. Ve her gün dipten %10 %20 arasında su değişimi yapıyoruz. Bakın burada vatozda da huzursuzluk var. Beyaz benek var çünkü. Bugün değerli vatozlarda beyaz benek tedavisi uygulamaya çalışacağız. Ben bu standart prosedürleri yaptım arkadaşlar. Ama 3 gün oldu. Gerileme yok, ilerleme de yok. Bu yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Ben ne yaptım ilk başta? Isıyı 30-31 dereceye kadar yükselttim. Metilen mavisini damlattım. İçine tuz atmadım. Vatozlar tuzdan hoşlanmıyor diye. Ama geçmedi. Dışarıya da çıkamıyoruz. İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı ilacım yok elimde. Bir arkadaş, YouTube'da bir arkadaşımız Travakort mantar kremini önermiş. Uyguladığını söylemiş. Ben de onu izlemiştim. Bende vardı bu. Denemek istedim. Bir tane balığımı gözden çıkardım açıkçası. Full red. Süper red. Süper red vatozumu gözden çıkardım. Denedim. Ve başarılı olduğunu gördüm. Bir günde üzerinde nereden baksanız sayılamayacak kadar beyaz benek olan vatozum ertesi gün üzerine sadece 3 tane beyaz benek kalmıştı. Bu nasıl uyguladığımı sizinle de paylaşmak istiyorum. İnşallah güzel bir paylaşım olur. Hadi başlayalım. Evet, burada süper red bir dişimiz var. Üzerindeki beyaz benekleri görebiliyorsunuz. Arkadaşlar, malzeme olarak temiz ıslak bir bezimiz var. Birazcık aynı akvaryumdan alınmış suyumuz var. Ve kremimiz var. Travakort el ve ayak kremi. Kremden çok fazla değil, bir damla şu kenara damlatıyorum. Balığa kesinlikle elimizi değdirmiyoruz. Balığın üzerindeki mukoza zarar görmesin diye. Evet. Balığımız burada. Balığın gözlerini kapatıyoruz arkadaşlar. Zaten karanlık bir ortamda olarak hissediyor kendini ve çok fazla hareket etmiyor. Parmağımızın ucuyla az bir krem alıyoruz ve derisinin üzerine yavaşça sürüyoruz. Burada önemli olan nokta kesinlikle solungaçlarına, gözlerine değdirmememiz gerekiyor arkadaşlar. Yüzgeçlerine güzelce yediriyoruz kremi. Balığın gözlerine ve solungaçlarına, ağzına, anüsüne kesinlikle değdirmiyoruz kremi. Arada sırada bu şekilde birkaç damla kafasından su damlatırsanız, zaten alttaki bezde ıslak olduğu için sürekli balık oradan
oksijenini alabilir. Bir de korkmayın arkadaşlar, vatozlar dayanıklı balıklardır. Hemen oksijensiz kalıp ölebilen balıklar değiller. Evet, kremi güzelce yedirdik. Bir 10-15 saniye bu şekilde tutun balığı. Krem güzelce nüfuz etsin. Daha sonra ben aynı tankın içine koyacağım. Şöyle bir kabım var. Bu kabın içine bir tane kırık bir küp koyuyorum ki balık altına saklansın ve çok fazla hareket etmesin. Böylece krem güzelce derisine işlesin diye. Evet, balığımızı yavaşça alabiliriz artık. Elimizi kesinlikle değirmiyoruz balığa arkadaşlar. Balığımızı artık akvaryuma alabiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.